Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek, hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasıl ulaşabiliriz sorusu yani çok sık sorulduğu için her videomda mutlaka başında beyan ediyorum. Aşağıda bıraktığım bir link var arkadaşlar. Tıkladığınızda konuşma penceresi açılmakta. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden sadece WhatsApp'tan bana yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi tabii ki de Buket'te Kahve Falı Instagram hesabından da yazarak yine ulaşım sağlamanız mümkün bana. Şöyle arkadaşlar, ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin inşallah diye kapatıyorum. Kolektif olduğu için de neyse halimiz o çıksın falımız derim. Bu şekilde sizin adınıza niyetlenirim. Güzel de bir gözyaşı haliniz olacak diyebilirim aslında. Böyle çok da zaten olacağını bildiğiniz bir şey olduğu için çok büyük bir hevesle heyecanla o falan diye değil ama oh be oldu çok şükür sonunda beklediğim gün geldi tadında bir gözyaşınız var sevinçten ve iyi hali olarak vermiş. Şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Bizi biz yapan yaşadıklarımızdır. Bunu düşünen, böyle inanan biriyim. Bunu da size yansıtıyorum elbette ki. Çok geçmişte kalan bir mevzunun belge olarak çıkmış bir anahtar da veriyor hatta. Hatta şöyle, geçmişteki mevzu sadece ötelenmiş. Yani sizin konuşup şöyle bir şu an daha net. Şimdi şöyle arkadaşlar, geçmişteki bir mevzunun konuşulduğunu ama netleşmediğini, ötelendiğini söyleyebilirim. Şimdi çok sivri dilli A harfli bir insan var. Üç kişi konuşuyorsunuz burada. Hatta şöyle görüyorum ki, bir üç kişi böyle sanki bir geminin aynı gemide üç kişi var. Bunun altında konuşan da ayrı ayrı karşılıklı duran bir iki kişi çıkmış. Bu iki kişi konuşuyor ama bunları da gözetleyen bir kişi var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz ben de bilemedim. Acaba kenarda duran patron desek, iş hayatınız desek, iki tane de müdür konuşuyor olsa, üç çalışan olarak sizden bahsediyorlar. Bu iş versiyonu olabilir. Evle ilgili de hani herhalde ne diyelim ona, aslında mirassa eğer, bir büyük var kenarda duruyor. Bu miras üç kardeşe bölünecek bir miras. Ama bunların dışında iki büyük de yandan konuşuyorlar da diyebiliriz buna. Bunu siz şimdi kendi hayatı, ben örneklendirdim iki ihtimali. Siz kendi hayatınıza göre elbette ki bir şey ifade ediyordur size göre. Şimdi bu olayda R yapan var yalnız, bilin. Yani daha doğrusu zaten siz öğrenmişsiniz. Şimdi siz üç kişisiniz dedik ya şurada. İki kişi çok hemfikir bu konuyla alakalı. Yani kararlı, istikrarlı, ne gerekiyorsa onu yapalım diyen, gözü kara, pek neyse bu artık. Siz de yanınızda duran bir gözü kara kişi var. Fakat bir tanesi, yani üçüncü olan kişiniz, ilgili üçüncü kişi, R yapacak yapmış. Hani siz buna üzülmüş müsünüz? Biraz. Yani daha doğrusu belki de işlerinizi o yüzden öteletti. Hani ötelenmişlik var burada. Bu ötelenmişlikten kastım şu arkadaşlar. Konuştuğunuz tarihlerin uzaması anlamına gelir. Bakın buradaki kişi zaten kafanızda aynı şeyi. Ötelenen bir tarih olduğu için de siz de düşünmeyi rafa kaldırmış. Özellikle Ekim'in sonuna doğru tekrardan bir konu konuşuluyor ama biliyorsunuz ki rafta, yani öyle çok canınızı sıkabiliyor mu? Hayır diyebilirim açıkçası. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Sizin burada diğer ikisine göre ki sizinle beraber hemfikir olan birisinin olmasına rağmen, bu sizinle beraber hemfikir olan var ya, size daha çok güveniyor ya da yük sizde daha fazla. Ama öbür karşınızdaki kişiye sizde göre daha öfkeli. Yani sizin burada olgun olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Tamam deyip sakin kalan tarafsınız ama işin yükü sizde. Ona rağmen susuyorsunuz. Şimdi sizin yanınızda sizle hemfikir olan arkadaş ya da kardeş, neyse o ikinci kişi, çok dar canlı. Size göre daha öfkeli karşınızdaki o uymayan üçüncüye. Hani gidecek, kavga edecek. Siz de böyle bir dakika sakin olun. Yani nasıl bir yüreğiniz varsa artık. Hani hem haksızlığa uğruyorsunuz hem de hakkınızı arayan kişiye bile dur tamam sakin ol diye böyle bir karşı tarafı sakinleştirecek bir olgunlukta olduğunuzu görüyorum. Falınız bundan bahsetmiş.
Nitekim o üçüncü kişi var ya, arkasında birisini almış da dinliyor. Yani arkasındaki kişiyi dinlediği için belki de vazgeçti. Siz nitekim bu beklemek sürecine girmişsiniz ve bunu kabullenmişsiniz. Niye böyle? Belki siz de çözünürlüğü ayarlayamıyor kamera açısı herhalde. Sisli puslu. Ben görün istiyorum ya. Yani hani belki anlamlandırabilenleriniz vardır. Onlar da görebilsin diye aslında yapıyorum sizin bu fincanın içini görmenizi. Şimdi arkadaşlar, Kasım ayı nasıl geçiyor deseniz, bu bahsettiğim kabulleniş, yani kabullenişiniz var. Ve bu yorgunluk ve bu olgunluk diyelim. Resmi süreci düşündüğünüz günler geçirmişsiniz, bir ay. Hani hayatınızda ne bir şey eksilmiş ne bir şey artmış diyebileceğim bir aylık dönemi. Sizi şimdi Aralık ortası, Aralık sonuna doğru. Şöyle diyebiliriz yani. Aralığın sonundan son 10 günü mesela. Aralığın 20'si ile ocağın 15'i arası diyebileceğim bir 15-20 günlük bir döngünüz var sizin. Bir M harfi, bir A harfi var. Bu A harfini birden fazla kez gördüm. Bir T harfi var. Kafa kafaya veriyorsunuz bu hemfikir olduğunuz iki kişiyle. Üçüncü kişiye olan iki kişiye danışmış. Seni yanlış yönlendirdim diye pişman olan biri var bu üçüncü kişiyi. Üçüncü kişi pişman olacak mı deseniz, oluyor. Size yanaşacak mı deseniz, siz onu asla eskisi gibi ne sahiplenir ne seversiniz derim. Yani dışarıda kalıyor. Çünkü vazgeçmeyecek iddia ettiği şeyden. Yani sizin bu imzanız sırf onun yüzünden ertelendiğini varsayarsak, o kişi engel olduysa terfi alacaksınız, onun yüzünden alamadınız. Bu böyle bir şey aslında. Yani bu imza gördüğüm şey devam edecek. Bakın, ocaktan sonra yine vermiş. Resmen aralığın işte 20'sine kadar devam ediyorsunuz. Bir ara görüşme gibi, bir ara buluşma gibi, bir ara yüzleşme diyelim ona ya. Çünkü kalabalık giriyor işin içine. Sonra belki pişman olduğunuz görüyor ama geri vites atmayacak yani. Çok enteresan bir arkadaş. Pişman, hatalı, yanlışa gidiyor göz göre göre. Şimdi siz belki onun adı, yani siz belki diyeceksiniz ki aman dikkat et ya, bak gel ben seni hani bu hatadan döndüreyim diyorsunuz belki. Karşınızdaki insan o kadar öfkeli ki, hayır diyor ya, bırak ne hali varsa görsün. Kendi istedi, kendi yaşasın görsün. Yani siz daha şeysiniz, insan niye olarak gene kıyamayan diyelim. Hani zarar gören ama gene de kıyamayan. Böyle de bir Mevlana gibi yani. Ne olursa ne ol gel. Arkadaşlar, herkes kendine kıymet versin. Gerçekten çok acımasız bir dünya halini almaya başladı. Keşke herkes bu gördüğüm enerji gibi olsa da bu sıkıntılar zaten yaşanmasa yani. Şimdi diyeceğim şu ki, sizin Ocak 10'u gibi bitiyor dedik ya, yani Aralık 20 ile Ocak 15 gibi en fazla bitsin. Şöyle bir 20-25 günlük döngü var. Siz bu döngüden sonra Şubat ayınızda da tekrardan o sürece devam edeceksin diyor. Yeni yıla sarkar bu imza hali. Anlaşma hali, uzlaşma hali. Yani baktığım zaman çok rahatsınız ama ya. Bir kez daha rahatlayacaksınız. Gönlünüz, vicdanınız, kendiniz belki bir kez daha nefes alacak. Diyecek ki evet, ben değilim, ben sebebiyet değilim. Burada ben neden olmadım. Burada ben bu durumu düzeltmek istedim ama gönüllü kabul etmedi. Yani karşı taraf kendi kendini aslında sıkıntıya düşürecek bir harekette. Ve siz de vicdanen, ahlaken, ruhen, beynen çok rahatlamışsınız. Bence de rahat durun. Çünkü gerçekten sizin o insanın adını doğru olsun diye çabaladığınızı görüyorum. Ama o kabul etmiyor. Gerçekten gönüllü bir durum yani. Şimdi bakalım neler söyleyecek. Şubat dedik. Şubat'ta yalnız Şubat sonu sonlanabilir de sonrası devam eden bir imza hali görüyor değilim. İşle ilgili bir mücadelenizi görüyorum. Bir kalabalığa hüküm sürmek. Siz önden gidiyorsunuz. Arkanızda da resmen biri var. Bir bulut gibi olmuş bir insanla anlaşma yapıyorsunuz. Ortanızda duran bir ağ var. At kafası şeklinde görüyorum sizi ben. Çok net bir at nalı var at kafasının yanında. Ben derim ki size, arkadaşlar, sizin bu imzalık belgelik adınız, hani adınıza her ne ise, neyi niyetlendiyseniz, neyi düşünüyorsanız, inanın bana sizin adınıza çok hayırlı sonuçlanır. Çünkü
Hem at gibi kısmetli bir insan. Bu verimli bir insan olduğunuz diye yorumlanabilir. Yanındaki atlalı zaten şanslı bir döngü. Yani üreteceksiniz, kısmetli bir döngüye siz giriyorsunuz. Gittiğiniz iş yerinde de kısmetli insan olarak tanımlanırsınız. Çünkü üretkenliğinizle gideceksiniz. Hani gittiğiniz yere de kısmet taşıyacaksınız. Yani kendi iş yerinizde de bol bereket artacak demek anlamına gelebilir. Şimdi aşk tarafınız aç yazıyor burada. AÇ harflerindeki iki insanın yersiz yere zıtlaşması var ama bir boşanma ayrılma var mı? Hayır. Hayatınızda AÇ sizde varsa da karşı tarafta da varsa bu harfleri barındıran iki kişinin didişmesi çıkmış ama edilebildiği gibiler. Yani çok da bir ayrılık veya bir teksiniz de diyemiyorum. Didişmeye de devam ediyorsunuz diyorum. Yani sanki hayattaki ilişki tarzınızmış bu gibi. Böyle el ele tutuştuğunuzu gördüğüm için de böyle devam edersiniz diyorum. Lades kemiği çıkmış bir iddiaya girilmiş adeta. O yüzden çok inatçısınız ya da çok böyle hani iddia hani böyle sırf hırstan iddialaştığınız konularınız var herhalde ya çift olarak. Hani yumurtayı sen mi pişirirsin ben mi deyip gaza gelip ikiniz de yumurta kırıyorsunuz falan gibi düşünün bunu yani. Öyle tatlı bir rekabet burada. Beraberliğiniz devam edecek çünkü. Ben sizi birisiyle kafa kafaya vermiş görüyorum. Hani derseniz ki bana benim hayatımda biri yok. Derim ki size yoldaş var, arkadaş var. Bir evli misiniz? Onu hani böyle bir beraberliğiniz devam ediyor gibi gördüm. Nikahınız var falan, düğününüz var demiyorum. Aileyle alakalı olarak konuşulduğunuzu görmekteyim. Bu arkadaş kendi topuğuna sıkıyor anlaşılan o ki. Çünkü Şubat itibariyle herhangi bir imza devam etmemiş. Kendi hayatında, kendi hatasının deneyimini kendi yaşayacak. Yani ben sizi böyle sağlı sollu böyle şey gibi tebrik tedim. Ay düşünün, ayın ortasına oturun. Hani vardır ya, hikaye kitaplarında, ailede kitaplarında oturmuş bir çocuk vardır mutlaka aya. Öyle gibi gördüğüm biri var. Yani sizin sağlı sollu birileri almışlar böyle. Üstünüzde resmen atın alınızla geziyorsunuz arkadaşlar. Çok kısmetli bir fal olduğunu görüyorum. O yüzden çok dileyin, olur mu? Hani bu falda böyle dilek kapınızı açın yani. Çünkü atın alıyla gezer mi bir insan ya? Hem iş yerinde hem ailede. Yani keza aşk tarafında da öyle. AÇ dedim mesela. Ç'ye yan baksam nal gibi de durur açıkçası. O yüzden çok nal ifadesi var. Çok kısmetlisiniz ifadesi var. Dileyin, isteyin, bol isteyin, bol dileyin. İsteklerinizi kısıtlamayın. Hani böyle bol verim elli bir dua haliniz olsun. İnanın bana çok kısmetli bir döngüde olduğunuzu gördüm. O yüzden de Allah herkesin tabii ki de gönlüne göre versin. Şimdi ben rehberlik ettim. Bu fincanda ne gördüysem arkadaşlar. Haşa zaten kahin değil hiçbir Allah'ın kulu. O yüzden benim gördüklerim böyleydi. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Şimdi o kadar güzel yorumlarınız, o kadar güzel bana dönüşleriniz oluyor ki ben inanılmaz mutlu oluyorum inanın. Şunu söylemek istiyorum size. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım diye çok soruluyor. Ben de aşağıda bırakmış olduğum bir link var ya. Tıkladığınızda WhatsApp'tan konuşma penceresi açılıyor arkadaşlar. 0533 031 0132 telefon numarasından bana WhatsApp'tan yazarak ve Buket de Kahve Falı Instagram hesabından da yine sadece yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şunu söylemek isterim. Süreç bizleri inanılmaz yormuşken biz buradaki olumlamamızla ben çok mutlu oluyorum. Bana çok keyif veriyor inanın. Yapmaya da devam edeceğim. Çok da güzel yorumlarınız var. Yoğun olduğum için dönemiyorum sadece. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Toparladım farkındaysanız. Öyle ara ara oluyor. İşte tam mevsimsel sezonu da zaten. O yüzden kaygılı olduk ya. Malum süreç bitmedi bir türlü. Kökü kurusun da artık biz de kaygısız insanlar olalım. Çok isterim. Yani hayatımızda maddi manevi her şeyimiz yerindeyse bile inanın kaygılı insanlar olduk. Çok üzücü ya. Ben Allah'ıma hep dua ediyorum. Birbirimizin de dualarında olalım zaten. Kendin için değil, başkası için ettiğin dua daha makbuldür derler ya. Yani arkadaşlar sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak dediğimiz bir dönemdeyiz. İnşallah da kalıcı dertler yaşamadan atlatalım artık. Son düzlüktür umuyorum ki bu yaz herkes çok daha umutlu olur diye düşünüyorum. Umuyorum. Dualarım da bu yönde. Tabii ki de sınanıyoruz ama etme bulma dünyasındayız. Yani şöyle sınav dünyasındayız da arkadaşlar en yakınlarımızdan aldığımız darbeler de bizim bir sınavımız. Dolayısıyla bir de etme bulma dünyasındayızdır ki yani insanoğlu bunun bilincinde olsa inanın bu kadar kötülük yapmaya cesaret edemezler. Ben o yüzden beddua etmiyorum ya. Hep diyorum ki Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Bir kalpte bir insan neyi barındırıyorsa çevresindekiler onu verebiliyor.
Yani kapanan kapılarımda olduğunda elbette ki belki de en hayırlısı bu olduğu için kapandı. Belki de şer olacaktı açık kalsaydı da. Yenisi belki hayır getirecek. Yani o yüzden yaşamalıyım, hikayenin sonunu merak ediyorum. Umudumu kaybetmemeliyim yarınlardan ki görmem lazım ne olduğunu. Tabii ki de etme bulma dünyasında da bir insan kendi ne ettiyse kendisi de yaşayacağını biliyorum. O yüzden ilahi adaleti teslim ediyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Size de temennim kalbinizi güzelliklerle doldurun. Ve herkes kendi kalbindeki o güzellikleri bir an evvel yaşasın diyorum. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın aranızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin arkadaşlar. Bu üç buket temennisidir. Kendi hayatımda uyguladıklarımdır. Sizinle de paylaşıyorum. Uygulayabilen ne mutlu diyorum. Bedduadan çok korkarım çünkü sevdiğinden çıkar diyorlar arkadaşlar. İlahi adaleti teslim edin. En doğru dua yöntemi. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar en büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.